Merhabalar, ben Mehmet Can Yıldırım. Bugünkü videomuzda aynalama komutuna göz atacağız. Aynalama komutu nerede? Unsurlar sekmesinde hemen aynalama komutunu burada bulabilirim. Geldim, aynalama komutu içerisine giriyorum. Aynalama komutu içerisindeki seçeneklerimize göz atalım. İlk olarak bizden ne istiyor? Aynalama yüzü veyahut da düzlemi. Yani burada benim şu an ekranda görmüş olduğunuz parçanın hangi yüzden veyahut da hangi düzlemden itibaren aynalayacağımı burada benim gelip seçmem gerekiyor. Burada gelip onu ilk olarak seçmem gerekiyor. Aynalanacak unsurlar da ben bu parça üzerinde, tasarımım üzerinde hangi unsuru aynalamak istiyorsam gelip orada teker teker seçmem gerekiyor. Aynı şekilde yüzlerde de gelip yüzleri seçmem gerekiyor. Aynalanacak gövdelerde ise direkt gövdeyi aynalayacak isem gelip burada sadece gövdeleri seçmem yeterli olacaktır. Seçenekler kısmında ise burada kısmı ön izleme ve tam ön izleme olarak burada ön izlememi ayarlayabilirim. Aynı şekilde burada görmüş olduğunuz katıları birleştir seçeneği. Eğer aynalamak istediğiniz gövde veyahut da unsur farklı bir katı olarak görmek istiyorsanız, ikinci bir body olarak görmek istiyorsanız buradaki katıları birleştir seçeneğini kaldırmanız gerekiyor. Eğer burada katıları birleştir derseniz aynalayacağınız unsur ve şu anki katı gövdeniz bir body olarak gözükecektir. Geldim, bu parçamı gövde olarak aynalayalım. Geliyorum, aynalama yüzü düzleminden bunun sağ tarafını oluşturacağım için geliyorum, şu yüzden itibaren aynalama yapmam benim için yeterli olacaktır. Daha sonra burada unsurlardan gelip teker teker unsurları seçip aynalama işlemi yapabilirim. Fakat ben burada direkt gövdeleri aynalayacağım için burada aynalanacak gövdelerden gelip direkt gövdemi seçtiğim zaman daha basit ve daha kolay bir şekilde aynalama işlemini oluşturabilirim. Geldim, onaylıyorum. Bakın, direkt aynalama işlemini tamamladım. SolidWorks içerisinde aynalama komutunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.